Ben şimdi Washington'dayım. Evet, New York'un Washington ilçesinde. Evet, dinle beni bak şimdi. Benim bütün işlerim bitti, tamam mı? Bu gece biniyorum ben uçağa. Seni buraya düşüren sebeplere ya da kişilere benden selam söyle. İki elim yakalarında. Vay! Çekirgeyi salıverdim. Çayıra çayıra. Oğlum, Allah'ıma şükürler olsun, kavuştuk sonunda. Aman, dünyanın en güzel annesi. Bir dakika ya. Ne oldu oğlum sana böyle? Anne, neden kimse bana bir şey söylemedi? Bilsen ne olacaktı abi? Ne faydan olacaktı? Bugüne kadar ne faydan oldu ki bundan sonra olsun? Senin işin hep yalan dolan, hep katakulli, hep üç kağıt. Ben kötü biri oldum. Peki ama sen neredesin? Bekleyin, yakaladım onu. Ay! Dikkat edin! Gel buraya pis hırsız! Ver dedim sana bu çantayı! Ver! Demek... masum bir kadının çantasını çalmak... Ha? Pis kapkaççı, pis hırsız! Kaçma korkak! Paramı geri istiyorum! Paramı geri istiyorum! Tabii abi, istemek en doğal hakkım. Paramı getireceksin demek. Tabii abi, sana yemin ederim getireceğim vallahi. Ha, bırak abi sohbeti, hadi! Oradalar, dur polis kaçma! Yürü abi, yürü, yürü! Nereye gitti bu adam ya? Şu tarafa bakalım. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben mi? Ben kimseyi aramadım, onlar beni arıyor. Aa, yoksa siz piyano tamircisi misiniz? Evet bayan. Kim çalıyor benim piyanomu? Aa! Aman Allah'ım ya! Ama siz... Demek unutmadınız, merhaba. Hadi şimdi Ömer'le vedalaş bakalım. Doğru eve, hadi. İyi günler. İyi günler bacım. Ömer? Nasıldı bari Amerika'da havalar? Hı? İyiydi Kemal amca, sizden iyi olmasın. Hani yolda görsem tanımam derler ya. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Allah canım alsın ki yalan değil. Ya ben onu en son 7 yaşındayken görmüştüm. Tamam, yani biraz yalandı. Her neyse, ben artık kalkayım. Kızgınsın değil mi? Ama yemin ederim seni unutmadım. Vallahi. Evet, güzel kız. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok güzel kız. Ama dünyalarımız ayrı. Ne bileyim, o çok zengin. Benim gibi bir çulsuzu ne yapsın ki? Yanlış anlama. Senin yerin çok ayrı. Of! Güzelim, güzelim, gelip boşanacak. Gelip boşanacağım. Senin önünden geçip seni takmayacağım. Bunlar da Fatma'nın. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane torba. Bunlar da son. Peki o zaman biz çıkıyoruz babacığım. Akşam hava kararmadan evde olun. Tamam baba, biliyorum. Hadi yolunuz Allah açık olsun. Ha, yolun sağından gidin. Arabalara da dikkat edin, tamam mı? Hadi iyi günler. Kemal Bey, kahvaltı ettiniz mi? Yoldan bir poğaça filan alırım. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ben yumurtaları kaynattım bile. Merhaba. 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 Of, sonunda çıkabildik. Evet ya, her sabah aynı karmaşa. Ömer abin kaçta geldi eve? Bilmem. Çok geç geldi herhalde. Herhalde, bilmiyorum ki. Neredeymiş, sordun mu? Neden sorayım ki? Hiç, benimki de soru işte. İşleri vardı herhalde. Ne? Hiç. İşe mi kızlar? Sana ne? Her sabah aynı soru, her sabah aynı soru ya. Kızmayın canım. Sadece kahvaltı etmediyseniz kremalı bisküvi ikram edeyim diyecek. Kremalı bisküvini kendin yesen sapık. Aferin kız, iyi verdin cevabını. Gazoz da açardık yanında. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyor böyle? Şşt, sana diyorum. Cemo diyorum, her sabah nereye gidiyor böyle? Benim bildiğim işsiz güçsüz biri. Bilmem ki. Birini görmek için geçiyor musun sakın? Ne? Yok canım. Nereden biliyorsun? Belki beğendiği biri var. Belki bir aşığı var. Kimin? Kimin olacak? Cemo'nun. Ben nereden bileyim? Hem bize ne canım? Bülent gel dedim bana. Çocuğun arabasını boydan boya çizmişsin. Peki Bülent bunu neden yaptığımı da anlattı mı size? Artık şu evlilik tarihine bir karar verin kızım. Çok uzadı. Bir an önce evlenmenizde yarar görüyorum. Biliyorsun Bülent'in babası Hulusi Bey'in şirketiyle bizim şirketlerimiz birleşmek üzere. İkinizin evliliği bu bakımdan büyük önem taşıyor. Sizin için belki ama benim için... Yine başlama. Bu evlilik olacak. Bunun başka alternatifi yok. Bu saatten sonra Bülent'in babası Hulusi Bey'e verdiğim sözden cayamam ben. Yani sizin verdiğiniz bir söz kızınızın duygularından çok daha önemli, öyle değil mi? Yavrum, bir tanem. Sen benim bu dünyadaki tek varlığımsın, biliyorsun. Senin mutluluğun benim için çok önemli. Ama ne olur biraz sen de beni anlamaya çalış. İki şirketin birleşmesi ailemiz açısından büyük önem taşıyor. İşte bu evlilik bunu sağlayacak. Hem Bülent gördüğüm kadarıyla yakışıklı, cömert, pırlanta gibi bir çocuk. Ben pırlantadan hoşlanmam babacığım. Bugüne kadar sana karşı hep anlayışlı ve iyi niyetli yaklaşmaya çalıştım. Ama benim de bir sabrım var. Ben bu evlilik olacak diyorsam, olacak o kadar. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Uy. 8 dakika 23 saniye gecikti. 15 Temmuz 2003. Şimdilik bu kadar. Günaydın herkese. Günaydın. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk Demet. Seninki bugün yine formda. Delireceğim artık her gün her gün. Agresif bir kişilik. Arkadaş her zaman olduğu gibi bana bakıyor. Belli ki dün akşam çok yemek yemiş. O yüzden de uyku tutmamış. Gözlerinin altı mosmor. Manyak bu vallahi. İyi geliyor. Bir tom pizza var. Kalın hamur, full malzeme. Özellikle de bol kaşarlı. Patates ve kola da olsun. Hazır efendim. 5.750.000. 4.250.000. Para üstü. Yine bekleriz. ben gitmeden siparişi verdi. Demek ki içerideki çocuklar arasında duygusal bir bağ var. Allah'ım. Fakat yine bekleriz diyerek bana da şirin gözükmek istiyor. Ruh hali dengesiz. Duygusal dengesizlikler var. 15 Temmuz 2003. Saat 9:17. Şimdilik bu kadar. Fındık, çekil oradan bakayım bacım. Hadi çekil bakayım. Şşt, Capçu. Hadi uyansana oğlum. Şşt, alo Capçu. Kalk hadi kalk. Hop lan. Açsana gözlerini gevşek. Allah Allah. Kime söylüyorum ben ya? Açsana oğlum gözlerini. Tamam ya. Tamam ağırlar. Baykuş abi. Günaydın. Cemo nerede abi? Buradayım. Söyleyin bakalım. Kim 500 milyar istirahatlı? Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasını seyrediyor musunuz çocuklar? Bazen abi. Pek vakit olmuyor tabii. Ya sen? Ben de abi. Arada sırada. Öyleyse kuralları da biliyorsunuz demektir. Evet abi. Güzel. O zaman şimdi ben Kenan Işık'ım. Tamam mı? Tamam abi. Hazırsanız sorunuza geçiyorum. Ama önce bu sorunun parasal değerini hatırlatayım. Bu sorunun parasal değeri tam 64 milyar. Şu tesadüfe bakın ki bu miktar Ömer'in benden çaldığı 64 milyarla tıpatıp aynı değerde. Hazırsanız sorunuzu okuyorum. Ömer'in benden çaldığı 64 milyar nerede? Konuşun. Hanginiz cevap vermek ister? Sen cevap ver. Şey abi. İstersen telefonla joker hakkını kullanabilirsin. Bilmem ki şimdi birden... Kullanmalısın. Ver bakayım şimdi cep telefonunu. Hasan. Kullandır arkadaşa telefonla şoker hakkını. Ah! 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 Kafam! Kafam! Ah! Of! Of! Sıra sende. Evet, bekliyorum. Bak, yarı yarıya şoker hakkını kullanmanı tavsiye etmem. Geçende biri kullanmak istedi. Şimdi bir yarısı Eyüp Sultan, diğer yarısı Yeni Cami önünde dileniyor. Benim o bahsettiğim paradan hiç haberim yok Baykuş abi. Yanlış cevap. Elendin. Günaydın. Günaydın. Bunu senin için aldım. Ya aslında dün gece verecektim işte çocuklar arayınca. Her neyse. Sana layık bir şey değil ama idare et artık. İstemiyorum, sağ ol. Neden? Çünkü ben senden bir şey beklemekten uzun süre önce vazgeçtim abi. Hatırlar mısın? Çok küçüktük. Babam bizi terk edip gitmişti. Annem daha Seher hamileydi. Bense 5 yaşındaydım. Bütün gün ağlıyordum. Sense tek bir gözyaşı bile dökmemiştin. Yanıma geldin. Üzülme ufaklık. Ben hepinize bakacağım, göreceksin demiştin. Sen bu lafı söyleyince ben ağlamayı kesmiştim. O an boşuna korktuğumu anlamıştım. Benim abim var, abim demiştim. O artık bizim babamız. Ben seni hep babam gibi gördüm abi. Ama çok çabuk değiştin. Yanlış arkadaşlar buldun, yanlış işler yaptın. Askere gitmeden evvel bir fabrikada iş bulmuştum. Çok tatlı bir kızla da sözlenmiştim. Askerden dönünce diyordum, hemen düğün yaparız. Varsın Ömer burada olmasın. Ben varım ya diyordum. Ben anneme Seher'e de bakarım. Bu ailenin yeni reisi benim artık diyordum. Ama sonra ne oldu? Aptal bir kurşun her şeyi berbat etti. Hayatım bitti abi, anlıyor musun? Hayatım bitti. Bak bana bak. Bak şu halime. Bak yine o 5 yaşındaki çocuk gibi korkuyorum abi. Sense odamdan içeri girip elinde bir gömlek tutarak hiçbir şey olmamış gibi davranmamı istiyorsun abi. Kusura bakma. Kusura bakma abi. Ben bunu yapamam abi. Yapamayacağım. Günaydın Ömer Bey. Kemal amca. Dikkat ettiysen sana bey diye hitap ettim. Neden? Çünkü sen artık iş adamısın. E sana artık böyle hitap etmek gerekir, öyle değil mi? Ömer Bey. Estağfurullah Kemal amca. Günaydın oğlum. Hadi kahvaltıya gel. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım da anne. Ulan nereden çıktı bu herif? Telsizi de koymuş masaya öyle kık kık diye. Oturmuş oraya masanın başına öyle kral gibi. Ulan ben böyle işin... Ömer hadi çayın soğudu. Geldim. Kaçta dedin dava? 11 mi? Tamam. Orada görüşürüz. Hadi çal. Oo. Ya bu Baykuş'un adamları da tam yani ha. Tabanlarım şişti ya. Bu çağda... Hasan mıdır, şaş mıdır? Bu çağda dayak olur mu abi ya? Ulaşılamıyor. Şşş! Cavcuk! Bu tamir olur mu ya? No. Yapma be! Anlaşıldı. Bu adama cep telefonuyla ulaşmak imkansız. Kahvaltının üstüne ben size bir kahve yapayım bari. Sizle zahmet olmasın. Hayır canım. Anneciğim bir sorsaydın Kemal komiserime kahvesini nasıl içiyordu diye. Ben biliyorum zaten nasıl içtiğini. Ya. Allah Allah. %34-56-78 merkez. Bir hırsızlık ihbarı var. 45-67-89 olay yerine vardı. Şahıslar yakalandı. Şahıslar yakalandı, tamam. Aldınız mı şahsı, tamam. Aldık. 34-56-78. Sizde ateş var mı, ateş, tamam. Yok hayır Rıza, biz bıraktık sigarayı. Bu maaşla çok zor veleti almak. 45-67-84'te var mı, bakın bakalım, tamam. Ne o? Komik bir şey mi oldu Ömer Bey? Hayır. Anlat bakalım. Ne altlar çeviriyorsun dışarıda? Hala karakola da uğramadın. Servet düşmanı, playboy musvettesi, eşek sıpası. Baba. Sus, cevap verme. Baba. Ulan nerede kalmıştık? Eşeğin sıpasında baba. Ha. Eşek sıpası, marka fetişisti, baba parası yiyici, ruh hastası. Ruh hastası biraz ağır olmuyor baba. Hafif bile kaldı. Ben sana ne demişim, ha? Sibel'le evleneceksen dememiş miyim? He, demişsem baba. Demişsem, o zaman neden hala nikah günü saptanılmadı? Neden hala benim bir torunum yok? Ya vallahi elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen yetmez. Ben artık sonuç isteyeyim. Ve de bu sonuç mutlaka erkek olmalı. Adı da Hulusi olacak, ona göre ha. O konuda hiç şüphen olmasın baba. He. Oğlanın ismi kesin Hulusi'dir ha. He. Ne demişler? Ha? Yemem yok, ha? Yiyeceksen. Aferin. İşte böyle. Vallahi kız bir acayip baba. Misal bir yere gidik, bakayım bir etek giymiş. Ulan benim ona deklare ettiğim etek boyundan 1 santim daha kısadır. Ha. Benim de şalterlerim açıktır. Allah Allah. Ya oğlum şimdilik biraz daha esnek ol. Kızı böyle baştan korkutursan olmaz. Sen hele bir iki hakkı nasıl olsa ondan sonra istediğin gibi davranırsan. Kur'an hakkı için doğru söylesem baba. Ama bir yerde kendime hakim olamayayım. Ha, hakim olacaksan o kadar. Ha. Evlenene kadar psikopatlık yok. Evlendikten sonra sölmez. Başım üstüne baba. Şimdi al şu parayı bakayım ha. Al. Ha, git kıza güzel bir hediye falan al. Geçen akşam üzmüşsen gene kızı. Bak şuraya yaz ya. Bir Sibel'le evlenme. Ben de bütün paramı Tellaklar Derneği'ne bırakmazsam adam değil ama. Peki baba. Buyurun, hepsi 15 torba. Vallahi mantılar bayağı tuttu. Üretim biraz daha arttırın bence. Olur, arttırırız. Buyurun. Sağ olasın, iyi akşamlar. Teşekkürler, sağ ol. Kim yaptı abi bunu size? Yok bir şey. Sadece düştük anladım. Abi ikiniz birden mi düştünüz ya? Evet, kafamız iyiydi. Yerlere de yağ akmıştı. Biz de bastık güm. Ya geçin abicim bunları. Anlatın bana şunun doğrusunu. Ya bu işte abi. Cemo'nun dediği gibi abi. Ulan yoksa... Baykuş mu uğradı buraya? Tabii ya. Beni sordu, parasını sordu değil mi? Ulan ben o Baykuş'un şimdi... Abi ne oluyor ya? Abicim bırak. Bırakın beni. Bulacağım o Baykuş'u, soracağım bütün bunların hesabını. Dur be abi, delirme ya. Ya nereye duruyorum abi? Bir araba dayak yemişsiniz benim yüzümden ya. Tamam Ömer, sakin ol. Böyle çözemeyiz bu işi. Ama zamanı gelir nasıl olsa anladım. Ha. Gel otur şöyle. Çek bir tabura hadi. 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 Gideceğim galiba. Eyvah! Aman yarabbim! Lan! Sosyal insanlar! Aklıma acayip bir iş geldi ha! Beni unut abi, ben artık bu işlerde yokum. 50 defa söylettirme bana. Hadi be abi! Olmaz abi. Sen ne dersin lan Capçu? Git işine be kardeşim, benim işim var. İşi varmış. Aman sevsinler. Son 6 ayda kaç tane araba tamir ettin he? 2. İkiymiş. Gördün mü? İyi tamam. Neymiş iş? Hah şöyle. Alıştı. 3 oldu. Oğlum lan bu Sibel değil mi? En fazla 25 dakikaya oradayım efendim. Evet. Bir taksiye atlayıp geleceğim efendim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Araba mı arızalandı? Evet. Yalnız mahkemeye yetişmem lazım. Ben arabayı bıraksam daha sonra alsın. Tabii efendim. Öyleyse bana bir taksi çağırabilir misiniz? Tabii. Ne demek? Kaputu açabilir misiniz? Cemo! Lan Cemo! Ha ne var? Ne yapıyorsun sen? Kıza taksi çağıracağım. Sakın oğlum sakın taksi falan çağırma. Niye ki ne? Oğlum o kız kim sen biliyor musun? Ya nereden bileyim? Sibel lan o Sibel. Oğlum şu zengin kız. Hadi ya. Bana bak 5 dakika oyalı, tamam mı? Tamam. Hadi oğlum hadi. Ömer abi. Ne haber lan Kopil? İyidir abi. Baba nereye? Ben şunu bir kurtup geliyorum. Peki. Hadi. Ama siz? Sibel. Ömer. Ömer mi? Siz nereden tanıyorsunuz Ömer'i? Nereden mi tanıyorum? Hanımefendi, Ömer benim 40 yıllık... Efendim, multimilyarder Ömer Bey bizim 40 yıllık müşterimizdir. Öyle değil mi Cafer Bey kardeşim? Ya bu kadar tesadüf olur artık. Belki de kader böyle istiyor. Kesin. Arabam bozuldu da. Geçmiş olsun ya. Bir yere gideceksen bırakabilirim. Aslında çok iyi olur, mahkemeye yetişmem gerekiyor. Gerçi arkadaşlar taksi çağırmıştı ama... önemli değil hanımefendi. Biz taksiciyle konuşuruz. Siz bir an önce gidin. Ama siz arabanızı yaptırmayacak mıydınız? Yok dert değil. Ben sizi mahkemeye bırakır sonra buraya geri dönerim. Hem o sırada da arabanız yapılmış olur. Değil mi Cafer Usta? Tabii Ömer abi. Bey. Güzel. Sonra da benimkini bırakır seninkini alır. Çok zahmet olacak. Zahmet ne demek benim için bizle? Anladıysam araba olayım aradım ben. Abi müşteri soruyor abi, arabanın kuruması bitti mi abi? Kuruması bitti, şimdi de fön çekiyorlarmış da. Hadi. Allah. Sultanahmet Adliyesi'ni biliyorsunuz herhalde. Bilmek mi? Hayatımın yarısı orada geçti. Siz de avukat mısınız yoksa? Yok, ben söylediğim gibi ithalat ihracat yapıyorum. Avukatınız kim peki? Herhalde ünlü bir avukatla çalışıyorsunuzdur. Tabii canım, en ünlüsü. Kim peki? Güven Bey'dir mutlaka. Güven, evet Güven. Gerçekten çok iyi bir avukattır. Evet ama sizin kadar iyi olduğu söylenemez. Şerif Titus'ın 19 yaşındaki esmer güzeli kızı Lucy, Sacramento Kings Koleji'nin... Basketçi Hidayet'in oynadığı takım değil miydi o anda? Tam üstüne bastın. Ne diyorduk? Şerif Titus. Evet. Şerif Titus'ın 19 yaşındaki esmer güzeli kızı Lucy, Sacramento Kings Koleji'ni hem de takdirle bitirmişti. Onun Serence Bey yokuşu gibi dümdüz inen, ince uzun bacaklarını hayal etmeyen tek bir erkek bile yoktu koca Kansas'ta. Otur. Fakat Lucy bu yaşına kadar bekaretini ısrarla korumayı başarmıştı. Ama niyeti bozan çok olmuştu doğal olarak. Bu sapıkların içinde en yılışığı, en ısrarcısı komşuları Manavrober amcanın sivilceli oğlu Peter'di. Bu Peter olacak inek birçok kez şansını denemek istemişse de her seferinde avucunu yalamıştı. Tabiri caizse Lucy henüz aşk derisinden bir yudum bile su içmemiş yavru bir ceylandı şüphesiz. Fakat cayır cayır da yanıyordu, o başka. Yazık. Ne var ki kader ağlarını örmeye başlamıştı. Günün birinde kasabaya Eyüp Iglesias'la babası Julio Iglesias karışımı yakışıklı olduğu kadar da cibilliyetsiz bir genç adam gelmişti. Bu şahsın adı Osvaldo'ydu. Ben benim arabayı bırakıp sizinkini alıp geliyorum. Size çok zahmet oluyor ama. Ne zahmet? 1 saat içinde buradayım. Peki o zaman. Görüşürüz. Ne oluyor sana? Yoksa bu zengin kızına karşı... Yok canım, olur mu öyle şey? Sen kimsin, o kız kim? Ha işte. İşte bütün servetim bu kadar. Bozdur bozdur harcı. Hiç hayale kapılma Ömer Efendi. Hadi lan Cavcuk. Benim adım Cafer. Bana Cavcuk deyip durma. Tamam tamam Caferciğim, baş üstüne. Hadi gel, kırma beni. Yapalım şu işi. Çok basit lan. Olmaz dediğim. Ya 2 saat be. O kadar. Bak zaten zengin kızın arabası da halloldu. Öf be abi ya. Hadi be Caferciğim ya. Süper para yapacağız lan. İnanayım mı? Allah'a bak. Planım süper. Aklıma yatmazsa yapmam anladın mı? Tamam abi tamam. Aklına yatmazsa. Alo. Alo ben geldim. Alo. Şşş. Millet. Hazır mı yengenizin arabası? Eskisinden daha sağlam. Ay oldu o zaman. Ben yelkeni doldurmuşken hız kesmeyeyim. Ha! Kalantor abime de selamlarımı söyleyin. Çok makbule geçti vallahi. Öptüm ellerinizden. Hadi hadi. Yakışır kardeşim. Eyvallah. Park ücreti nasıl 10 milyon lira olur kardeşim? Tarifemiz bu. Ne yapabilirim ki? Allah Allah. Resmen hırsızlık bu ama. Fesbhanallah. Siniri yapma. Adam gibi konuşuyoruz şurada. Tamam abi git. Para mara istemez. Aa bak. Konuşunca nasıl çözdük meseleyi? Al bakalım şunu. Gölge bir yere park et yoksa karışmama. Allah'ım sen bana sabır ver. Vay anasını be. Millet yaşıyor anasını sen. Ulan bir de hesap üstüme kalırsa yanarım be. Bir dakika beyefendi. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? Rezervasyon? Ömer. Çok özür dilerim efendim. Sizin Sibel Hanım'ın misafiri olduğunuzu bilmiyordum. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp paşam. Affedersin ya. Fakat arabaya yer bulamadım da. Görevliler park ederdi. Kuşları sevindir abim. Kuşları sevindir. Kuşları sevindir. Kuşları sevindir. Hadi abicim gel bakalım. Kuşları sevindir. Gel 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 gel. Buyur abicim gel gel. Şşş. Ulan 2 saattir bekliyorum burada. Niye müsür koymadın kuşların yemine? Koydum abi. O zaman niye sıçmıyor bu tükürdüğümü kuşları? Beklesene oğlum. Bir hazmetsin hayvancıklar. Ver şunları ver. Ver. Capçu. Ulan. Kuşlar. Kuşlar. Gelin gelin. Kuşlar gelin. Allah Allah Allah. Siparişleriz efendim. Sağ ol Cezmi. Adı ne demiştiniz bu balığın? Ayhan efendim. Balık Ayhan. Duyamadım. Somon efendim. Teşekkür ederim canım. Başka bir arzunuz? Hayır mersi. Balık Ayhan'a selamlarımı ilet. Anlamadım. Ha, ya bu bizim Cezmi ile aramızda çok eskiye dayanan bir şaka. Ah, demek sen de buraya sık sık geliyorsun. Hayret hiç rastlaşmadık. Ya ne kadar garip değil mi? Hesabı ödeyecek keriz geldi. Hücum! Hücum! Sahil tarafında. Ay. Aa, üstüne kuş pisledi Uğur. Ay Allah battı güzelim gömlek. Öyle deme Uğur'dur. Hemen bir piyango alalım. Size de çıkabilir. Al işte piyango. Kısmet ayağımıza geldi. Piyangocu. Buyurun. Bir bilet. Tabii 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 buyurun. Lan şansa bak ya. Piyango. Ver bir bilet. Ehliyet sınavın yarın mı? Evet. Hay Allah. Şansa bak ya. Piyango. Çek bir tane. Ve şans ayağınıza geldi. Hay Allah. Piyango. Allah kahretsin. Yeni ceket battı. Size de çıkabilir piyango. Belki abi, de sıra sizde. Gel bakalım bir. Kaç para abi? Babamla aramız hiçbir zaman iyi olmadı. O hep meşguldü. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlıyorum. Ben daha küçük bir çocukken saatlerce camın önünde oturur onu beklerdim. Evet. 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 Ömer? Ömer iyi misin? Beyefendi bir şeyiniz yok ya. İyiyim ben. İyiyim. Teşekkür ederim. Ömer iyi misin? Bir an dengemi kaybettim de. Anne, Baykuş. Ömer neler oluyor? İyi misin? Ne oldu? Söylesene. İyi misin? Şey bak, buradan bir an önce çıkmalıyız, tamam mı? Ya bak, ne olduğunu sonra anlatırım ama şimdi lütfen buradan çıkmamız lazım. Ya ama ben... Ya lütfen hadi yürü. Tamam. Hadi. Tamam. Artık neler olduğunu anlatmayacak mısın bana? Şimdi bunları konuşmasak. Ama neden böyle garip davrandığını bilmek istiyorum. Bence bunları başka zaman konuşalım. Hem artık benim gitmem gerekiyor. Ya ama ben... Lütfen, lütfen soru sorma. Ben seni bulacağım. O zaman da uzun uzun konuşacağız, söz. Hadi bin. Hadi. Bari evine kadar bıraksaydım. Dert değil. Belki başka zaman. Bu iş bana çok iyi geldi ha. Nasıl sıçtı ama kuşlar? Dedim sana oğlum, önce hazmetmeleri lazım anladın mı? Ya bir ara yağmur yağıyor sandım ha. Bu arada bizim üstbaş da battı ama. Ne var lan, tut asistan, Cavcuk, yenilerini alırız. Baksana, kenebol, hop 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 hop. Benim diyen milli piyangocu 6 ayda satamaz bu kadar bileti anladın mı? Tut. Kötü bakkal. Oradan bir gazoz ver bakayım bana. Meyveli mi, sade mi? Sadece ver, soru sorma bana. Ya para? Allah Allah, yazsana deftere. Yaz deftere. Bir Allah'ın günü de para verin be kardeşim. Bir şey mi dedim bakkal? Yok bir şey. Bu mahallede en çok kardeşin Osman'ı seviyor. Seveceksin tabii, yoksa alırım boşluğunu. Çünkü adam sadece nakit çalışıyor. Sabah gidiyor, alıyor satacağı kadar çekirdek ve suyu, bastırıyor parasını, alıp gidiyor. Bir dakika. Osman çekirdek ve su mu satıyor? Tabii ya. Hem de bayağı iyi işler ha. Nerede satıyor bunları Osman? Nerede olacak? Şuradaki halı sahanın önünde. Senin hiçbir maçını kaçırmazdım. Mahallede herkes senin bir gün çok büyük bir futbolcu olacağını söylerdi. Abin olduğun için de acayip gurur duyardım. Hatırlıyor musun? Bir gün Sahra-i Cedid'le bir maçınız vardı. Adamlar kaybetse küme düşecekler. Son dakikada tam 30 metreden bir çaktın abi. Gol! İşte o anda ayağa fırladım ha. Gol diye bağırıyorum. Bir yandan da o benim kardeşim diye etrafındakilere sarılıyor. Meğer abi, adamların hepsi Sahra-i Cedid taraftarıymış, iyi mi? Beni oracıkta bir güzel marizlediler. Ama sesimi kısamadılar ha. Onlar vurdukça ben, golü atan benim kardeşim diyor. Onlar vuruyor, ben hala o benim kardeşim diyor. Onlar vuruyor, o benim kardeşim diyor. Sonunda baktılar susacağım yok. Kaldırdılar beni yerden. Özür dileriz birader dediler. Hakikaten güzel gol attı kardeşin. Helal olsun dediler. Bu kız hakikaten klinik vaka. Benim saydığım kadarıyla tam 12 tane ilişkisi var. Her biri için farklı bir üslup geliştirmiş. Kimine para üstü verirken gülüyor, kimine iyi günler diliyor. Şaşırtıcı. 15 Temmuz 2003. Şimdilik son. Ya kardeşim, senin başka işin gücün yok mu ya? Git dolaş. Ne bileyim, balık tut, top oyna, bir şeyler yap işte. 15 Temmuz gününe ek. Deli midir nedir ya? Saldırgan bir tavır takındı. Belli ki suçluluk duygusu taşıyor. Bana balık tutmamı önerdi. Demek ki avlanma içgüdüsü olan vahşi bir dişi. Zaten bunun böyle olduğunu daha evvel anlamıştım. Geldim. Ha. Çok beklettin mi? Yok, hayır. Paris'te Vivian adında böyle esmer, fıstık gibi bir kız vardı. Hem de küt saç. Yalan atma, yalan atma abi. Vallahi lan, ekmek musaf çarpsın ki. Sallama. Oğlum Allah canımı alsın ya. Tabii tabii. Ya sus be. Ben bir seferinde New York'tayım. Ya abi bir git işine ya, Allah aşkına ya. Allah Allah. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçle benim telaşım. Kim bu adam? Neden bugün bu kadar garip davrandı? Bence en iyisi onu bir daha görmemek. Evet, evet en doğrusu bu. Ama görüşmek istemesem ne olacak ki? Hiç beklenmedik bir anda karşıma çıkıveriyor. Ondan sonra kontrol tamamen ona geçiyor. Bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Bülent Bey geldiler küçük hanım. Oy, şimdi bir Bülent eksikti. Ve selamun aleyküm. Aşiretimin kraliçesi. Allah senden özür dilemeye gelmiş am. Tabii kabul edersen sana. Kabul edeceğimi de nereden çıkarıyorsun? Başka bir alternatif olabilir mi? Yeter, sıkıldım. Sen kimsin be? Benim sahibim misin? Bu volüm biraz yüksek değil mi kuzum? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bak, hala yapıyor. Tamam, ben senin derdini anlamışım. Al. Tam 2000 euro vermişim buna. Romantik bir şeydir ha. 2000 euro verince romantik oluyor, öyle değil mi? Oğlum 2000 euro herhalde romantik olacak. Ben romantik bir kız sayılmam. Onun için en iyisi sen bunu al geri götür. 2000 euroyu da geri al, tamam mı? Vallahi anlamayacağım. Sen bunun modelini beğenmemişsin. Ya istansa gider kendin seç. Bülent bak benim işim var biraz. Yarın önemli birkaç davaya gireceğim. Onun için çalışmam lazım. Bu meseleyi sonra konuşalım, tamam mı? İyi peki. Öyleyse ben şimdi gideyim. Sen güzel güzel çalış. Fakat dışarı falan çıkacak olursansa haberim olsun. Niye ki? Ne demek niye? Genç bir kız nişanlısı olmadan sokağa çıkar içsime. Bülent hadi git lütfen. Yoksa kalbini kıracağım. İyi gideyim. Allah Allah. Ay. Alo. Şule. Benim Sibel. Sinirliyim biraz. Evet. Konu Bülent. Evet, dayanamıyorum bu adama artık. Görgüsüz şey. Konuşmaya ihtiyacım var. Akşam, tamam. Pelin de al. Tamam, görüşürüz. Bak Kemal amca gidiyor. Baba! Merhaba Kemal amca. Merhaba kızım. Nasıl geçti günün babacığım? Fena değil kızım, ya senin? İyi işte. Ay canım benim. Siz devam edin, benim bakkala uğramam gerekiyor Kemal amca. Peki kızım. Janet, buğulu gözlerle genç adama baktı. Artık dayanacak takati kalmamıştı. Genç adam da uzun süredir bu anın gelmesini bekliyordu. Janet daha fazla dayanamadı. Yerinden kalktı ve hiçbir şey söylemeden genç adamı dudaklarından uzun uzun öptü. Artık dudaklar konuşuyordu. Evet, bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım şimdi herkes evine. Aşk bu işte. Hadi. Ellerinize sağlık kızlar. Sözlülerinizle, nişanlılarınızla iyi geçinin. Evet, onlar belki bu hikayelerdeki gibi yakışıklı ve zengin değiller. Ama unutmayın ki onlar sizin kocalarınız olacak. Ve bu dünyadaki cennet sıcak bir yuvadan başka bir şey değildir. Hadi. Hoşçakal. İyi akşamlar Zehra. Hadi güle güle. Ne güzel. Kızım odan deli getirmeyi unutma, değil mi? Tamam abla. Ne? Hadi güle güle. Annelerinize selam söyleyin. Merhaba. Hoş geldin kızım. İyi akşamlar Kemal Bey. Merhaba. Çok sıcak. Yeah. Nasıl geçti gününüz? İyi, ne olsun işte. Sizin de siparişler arttı galiba. Her zamanki gibi. İyi akşamlar. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Sağ olasın. Sağ ol, iyi günler. Fatma. Buldum. 2 kilo pirinç, 1 sirke. Evet, sen ne istiyorsun? Aldım ben, 1 paket çekirdek. Deftere yazmanı bekliyorum. Ha, bir bakalım. Sen git, ben yazarım. Yaz, ben de göreyim. Vay, Seher Hanım büyümüş, Tahsin abisine güvenmiyor ha? Hakikaten bir anda büyüyüp serpirdin kız. 1 paket çekirdek yaz. Bu kadarcık mı? Şşş, canım başka şeyler çekmiyor mu kız? Dükkan senin, dükkan. Hayret bir şey ya. Şşt. Abin geldi ha, gözün aydın. Söyle ona, borç ayyuka çıkmış durumda. Bunlar son alışverişler. İyi be iyi. Duydun mu beni? Çek ön ayaklarının üstünden. Ne o kız, millete şabur şubur bize geleceği Arap şükür mü? Kral, sen bana bir ufak ver bakayım. Yok, şöyle aşağı koy da kırılmasın. Ya bakkal, sen görmeyeli bayağı bir sarkaç olmuşsun ha? Biraz daha isteyen var mı? Doyduk. Patladık. Şiştik. Anne ya, biz niye her gece Allah aşkına mantı yiyip duruyoruz ya? Aman ne komik. Anne, babamın bizi neden terk ettiğini biliyorum. Niyeymiş? Mantıdan. Terbiyesizler. Hakikaten anne ya, bunun sebebini bize hiç anlatmadın. Nereden çıktı bu durup dururken? Merak ediyoruz. Bu kadar meraklı olmayın kızım. Hadi be anne. Bizi bırakıp gittiğinden beri bir kez bile adını anmadın babamın. Baba mı? Ay bir de utanmadan baba diyorsunuz o adama, değil mi? Ama anne. Yeter. Bu konu kapanmıştır. Afiyet olsun Zehra Hanım. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar. Ben de hava almaya çıkmıştım. Malum sıcak. Ben de size bir şey soracaktım. Tabii. Yemek yediniz mi? Ha, yok, sağ olun tokum. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, nedir mesele? Bizim şeyle ilgili, benim mantıcı kızlardan Aysun'la. Yani daha doğrusu onun nişanlısı Bekir'le ilgili. Galiba dün akşam biraz sarhoş olmuş, kavga çıkarmış. Evet, biliyorum. Siz de nezarete atmışsınız. Mecburen. Anlıyorum Kemal Bey, ama bugün annesi buradaydı. Çok üzgün kadıncağız, ağlıyordu. Acaba diyorum... Vallahi Zehra Hanım, bakın... Kavga ettiği kişiler davacı olmuşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Anne, ben çıkıyorum artık. Nereye oğlum? Kemal amca hava almaya gidiyorum demişti ya. Belki birlikte alırız demiştim. Sen git Ömer. Mesele biraz karışık. Madem öyle ben çıkıyorum o zaman. Ne yapalım? Kemal amcanın alacağı havayı da ziyan etmemiş oluruz. Ya. Şimdi Bekir'in dövdüğü kişiler şikayetinden vazgeçerse yani bu durumu halledebiliriz. Ama şikayetlerinden vazgeçmezlerse bu durumda ben de bir şey yapamam. Sonra Ömer çıktı ortaya. Adı Ömer'miş, anlaşıldı. Hırsızı görünce başladı kovalamaya. Vay, cesur bir abi. Cesur ama en önemlisi zengin. Yakaladı mı bari hırsızı? Yok artık canım, daha neler. Yakaladı. Ne? Evet. Hırsız bir duvardan atladı. Bu da peşinden. Dövüştüler biraz. Dövüştüler mi? Evet ya, çok korktum. Tam bir şövalye. Ben bu adamı görmeden çok sevdim valla. Sonuçta zenginse benim için hiçbir sorun yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben artık izninizi isteyeyim. Geç oldu. Aa, ne güzel oturuyorduk. İyi madem öyle istiyorsunuz peki. Hem daha falınıza bakmadım. Gerçi gece bakılmaz falı ama sizin için bu gece bir ayrıcalık yapayım. Ya ben fala mala pek inanmam. Aa, öyle demeyin Kemal Bey. Sonra şansınız kaçar. Peki. Tamam, sustum. Hadi ama kapatın fincanınızı. Ha. Doğru ya. Ne yapacağım ben Allah'ım? Ne yapacağım ben? Olmuyor işte. Bugüne kadar senin istediğin gibi biri olamadım biliyorum. Ama bundan sonra göreceksin. Göreceksin, 4 dörtlük bir adam olacağım. Bugün Osman'ın söyledikleri öyle oturdu ki. Nasıl yıkmışım çocuğun hayallerini. Lütfen affet beni Allah'ım. Bizle ne zaman tanıştıracaksın bu şövalyeyi? Maalesef. Böyle bir şey hiç olmayacak. Ula olmayacak şey neymiş kızlar? Sen de nereden çıktın şimdi? Ya oğlum, nişanlımın evine istediğim saat giremez miyim? Erkek falan var mı diye kontrol etmeye geldin değil mi? Kur'an aklı için değildir. Tövbe. Baykuşlar neden gece avlanır biliyor musun Ömer? Bilmiyorum. Uyku tutmadığı için mi? Yanlış cevap. Çünkü düşmanlarının en savunmasız olduğu saatler gece saatleridir de ondan. Anladın mı? Size toplu bir para var. Şöyle en az 2 maaş ikramiye falan gibi. Ne diyorsunuz ya? Sanki devlet memuru gibi bir adamın elinde bir çanta para var. Hani nerede? İşte bakın şurada. Ha. İşte. Vallahi haklısınız galiba. Ben size demiştim. Ömer!